olmamız gereken yerdeyiz. Ama esas sevindiren nedir? İyi bir futbolcu topluluğumuz var. Uzun yıllardır belki de özlemini duyduğumuz yepyeni bir isimler, yepyeni bir futbolcu topluluğu, pırıl pırıl sorunsuz bir futbolcu topluluğu şu an geliyor yani. Bakıyorsun. Şimdi Cengiz'e bakıyorsun. Müthiş bir futbolcu olmuş. Yani hakikaten yurt dışında üstüne koymuş, fazlasıyla koymuş. Yani Roma'da müthiş işler yapmış belli. Fizik olarak da çok iyi duruma gelmiş. Durdurulamıyor. Müziği alalım arkadaşlar. Hakan Şalanoğlu'na bakıyorsun. Hakeza çok iyi futbolcu. Meri'ye bakıyorsun. Ulan içeride konuşurken dedik ki bunu Türkiye'de nasıl kaçırmış? Aynen öyle. Bu çocuk nasıl kaçırmış? Yani Türkiye'de bu çocuk. Şimdi almaya kalksınlar bakalım ne istiyorlar. Mümkün değil. İyi bakalım 30-40'tan aşağı para isterler mi? Yani işte Çağlar'a bakıyorsun. Aynı hepsini tek tek saydığın zaman harika bir futbolcu topluluğumuz var. Müthiş bir futbolcu. Ozan Tufan bile, bakın Ozan Tufan bile şu an o horlanan, dışlanan, suratına bakılmayan Ozan Tufan bir Alanya serüveni döndü Fenerbahçe. Bugün bakıyorsun sahnenin iyi yerlerinde. Dolayısıyla iyi bir futbolcu topluluğu yakaladık. Bu kadroya ısrar edeceksin. Aynı 11, 13, 14 oyuncu yıllarca gidersin. Yıllarca. Oldukça genç bir kadro. Yaş ortalaması çok düşük. İnanılmaz derecede kazanma isteği, hırsı, azmi, müthiş bir reaksiyon gösteriyorlar rakibe karşı. Top ayağındayken iyi oynuyorlar, top rakipteyken herkes çok koşuyor, mücadele ediyor. Zaten futbolda en önemli şey, önemli olan top rakipteyken ne yapacağını bilmek, top sendeyken ne yapacağını bilmek. Bu milli takımımız bunu çok iyi yapabiliyor. Çünkü niye? Top ayağındayken oynamasını bilen hepsi yetenekli oyuncu. Hiç balta oyuncumuz yok. Hepsi klas. Yani çok kaşan değil. Hayır. Yaratıcı oyuncularımız var. Yani bugün bakıyorsun Fransa'ya transfer yapmıştık olan ne o? Bizim Zeki. Zeki hariç. Yusuf. Oyuna giriyor. Yani yani böyle bir kadromuz var. Tamamıyla özlenen, hep bunu söylüyordum 15-20 sene önce. Bir Bulgar takımı, Bulgaristan'a gidiyorsun, Arnavutluğa gidiyorsun. Avrupa'da bir sürü oyuncular var, oynuyor liglerde, Avrupa liglerinde. Bugün bakıyorsun, sen kendi oyuncularına bakıyorsun. Hemen hemen hepsi artık çoğu Avrupa'da oynuyorlar. Yavaş yavaş Avrupa seviyesine geliyoruz. Belki de ısrar edildikçe, çok daha disiplinli oldukça bu takımdan ben uzun yıllarda Avrupa şampiyonasında da çok böyle kolay falan da eleneceğini falan düşünmüyorum. İyi işler yapacağını düşünüyorum. Bakıyorsun Burak Yılmaz'a bakıyorsun. Yani sakatlıktan yeni çıkan Burak Yılmaz ve inanılmaz derecede canla başla. Kuvvetli formda. Hasan Ali Kaldırım'a bakıyorsun. Aynı şekilde. Yani iyi bir topluluk yakaladık. Beni çok etkiledi bu milli takım. Özellikle Cengiz Ünder hakikaten çok müthiş bir oyuncu olmuş. Yani Türkiye'de bir de uzun süredir bir sakatlık yaşıyoruz. Sakatlıktan çıktı. Yeni çıktı. Belki de uzun yıllar, bakın konuşacağız, uzun yıllar çok üst düzey futbolcu olarak kalacağını düşünüyorum ve en azından İngiltere veya İspanya'ya transfer yapacağını düşünüyorum. Evet. Şunu söylemek istiyorum sevgili seyirciler. 12 Haziran'da başlayacak ve 12 Temmuz'da Wembley'de bitecek şampiyona. 2013'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan, şunu okumak istiyorum. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan icra komitesinde Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde oynanmasına karar verildi. Hangi ülkelerde oynanacak Avrupa Şampiyonası 12 Haziran'da başlayıp Almanya, Azerbaycan, Danimarka, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İskoçya, İspanya, İtalya, Macaristan, Romanya, Rusya. Final Wembley'de 12 Temmuz'da oynanacak, altını çizerek belirtelim. Çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. 13 ülkenin ev sahipliğini yaptığını belirttik. Ülkelerden 12'si 3 grup maçı, bir de son 16'ya ya da çeyrek final maçı olmak üzere bir eleme usulü maça, standart paket deniliyor buna, ev sahipliği yapacak. Bir ülkede de yarı finaller ve final maçı oynanacak. Ahmet Hocam, baştan alabilir miyim? Mutlu son. Mutlu son. Yani. Beyaz futbol mutlu son bu arada. Ben de mutlu son koydum. Yarın sabah gazetesindeki başlığımı hak ettik. En önemli şey şu. Şu anda Avrupa'nın en genç milli takımıyız. Mutabık mıyız? Doğru. Doğru. Ya da en gençlerinden biriyiz. Olabilir. Hatırlamak takip ediyorum. İki. En azından ilk üçteyiz. İki. Millet 80 milyon milli takımıyla kucaklaştı. 4 sene önce hatırlayın. Milli takım Fransa'ya gider. Yok, prim pazarlığı, otelde kavgalar, şunlar. Milli takım elendiği zaman Türkiye'nin yarısı seviniyor ki bu çok ağır bir şeydir. Hı hı. Ama şimdi öyle değil. Çoluk çocukla neredeyse genç.
Ama Avrupa'nın önemli takımlarını oynayan çocuklarla mutlu sonu yakaladık. Keşke kazansaydık grup birincisi olurduk. Şimdi büyük bir ihtimal grup birincisi olamayabiliriz. Doğru. Puan durumunu bir getirmek çünkü Fransa oynayacak ona birazdan. Evet. Muhtemelen Moldova'yı yenecekler. Sonra Fransa gidecek. Galiba Arnavutluk da oynayacak. Onu da yenerler gibi zor geliyor. Zor maç. Ama yenebilir Fransa. Ya yenebilir de. Yani şu anda birinci olma şansımız daha az. İkinci olma şansımıza göre. Abdülkerim abi. Manşetin nedir? Yani mutlu son geliyor benim de aklıma. Yani böyle bitmesi ama ben biraz farklı bakmak hepiniz istiyorum. Takıldınız mutlu sona. Evet. Çok şeyimiz de o değil mi? Biz yıl kardeşim biz aylardır yıllardır hazin sonla avutulduk ya. Hazin son. Hocam ben şimdi biraz ayaklarım gelip. Aslında bir de Abdülkerim abi özür dilerim. Alışık değiliz değil mi? Böyle hani bir maçımız daha var ve biz garantilemişiz. Biz hep derdik ki playoff oynayacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ya, şimdi doğru, bir doğru. Maç yani böyle çok şey var. Oldu. Ben bu grup eleme maçlarında benim için önemli olan hadise 2 Fransa maçıydı. Onun dışında biraz ben ayaklarımı yere sağlam basarak konuşmayı severim. Konu futbol olunca. Hamaset bir yere kadar. Mutluluk tabii ki. Korkunç mutluyuz. En azından bir Türk vatandaşı olarak. Çok gururluyuz. Maçı zaten normal şeyle de seyredemiyoruz. Ama bir de futbol kimliğiyle bakmamız lazım. Doğru. Ben iyi oyunculara sahip olduğumuzda hemfikirim. Ama biraz çok abartılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bakın şurada İzlanda dediğimiz takım değil mi? Evet. Onlar gidemiyor biz gidiyoruz. Doğru. Nedir aramızdaki fark? 16-19 değil mi? Doğru. Ve bu iki maçta da birinde bizi yendiler. 16-20. Ha, 16-20. Bu takım bizi birinde yendi. Orada rahat yendiler hem de. 2-0 evet. Öndelerdi bir gol attık falan ama yani rahat yendiler. Burada da biz ha bize bugün beraberlik yetiyordu. Onun için biraz böyle şey oynadık falan denilebilir. Ama benim gördüğüm şu. Türk milli takımının kalite olarak İzlanda milli takımından çok fazla olduğunu bütün dünya söylese ben inanmam. Ben seyrettiğime bakarım. Ben bakıyorum oyuncuların fizik kapasitelerine, mücadelelerine, güçlerine öyle bir farkımız falan yok. Onun için bizim sevinirken ayaklarımızı yere sağlam basmamız lazım. Bakın Fransa'dan 2 maçta 4 puan almak her zaman olabilir bir şey değildir. Değil tabii. Olağanüstü mücadeleler sayesinde oldu bu işler. Yani bizim milli takım her maç, bugün de ölümüne oynadılar. Ölümüne oynadılar ve maç tehlikeli bir maç gitti yani. Maç boyunca son dakikaya kadar tehlikeli gitti. Biz olağanüstü bütün varımızla oynamak zorundayız. Biz normal oyun oynadığımız zaman yani Avrupa'da birçok takıma maç kaybedebiliriz. O potansiyel var bizde. Yani biz uçuyoruz kaçıyoruz laflarını. Türk Telekom'dan görüntü. Onun için biz bu havayı, bu atmosferi devam ettirmemiz lazım. Bakın söylüyorum ben bugünkü maçı seyrettiğim. Çünkü şeyle bakıyorum hem bir duygularımla bakıyorum hem de biraz mantıklı bakıyorum. Hele maçın bir ilk yarısı var ki yani maç sanki İzlanda'da oynanıyor gibi ödüyor. 55 bin bizim seyircimizin önünde. Şimdi bunları söylemek kolay değil. Çünkü bugün şey günü herkes helal olsun falan tamam helal olsun tamam ama çünkü futbol garip bir şey. Gidersin Avrupa Şampiyonası'na hiç beklemediğin iki sonuçta aa biz ne oldu ya biz uçuyorduk falan böyle uçan kaçan bir milli takımımız yok. Amatör ruhla, forma aşkıyla oynayan muhteşem çocuklar bir araya gelmişler. Doğru. Ve ben şu Ertem sana şurada tabii ki sen çok iyi niyetli bir insan olduğun için şey diyorsun. İşte bundan önceki federasyonlara da Lukescu Hoca'ya da falan diyorsun. Tabii ki o iyi niyetle söylüyorsun. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Ben Lukescu'ya falan hiç buradan payman çıkarmam. Anladınız mı? Yani Lukescu'nun bu milli takımda emeği var falan yalan. Oraya hangi bir antrenör gelse en iyi konu bundan 5 farklı 6 farklı ki o da öyleydi. Oyuncular seçecek. Oyuncular topu bu zaten. Bir 5 oyuncu daha fark eder. Şimdi şunu söyleyeceğim. Ama %70'ini %80'ini Lukescu aldı. Kim var abi bilinmeyen oyuncuları mı buldu? Ben de senin gibi düşündüm. Tamam da bulunmayan oyuncuları. Ama ben bu hatamdan geri döndüm onu söyleyeyim. Abi tamam da bilinmeyen oyuncular mı buldu bize yepyeni isimleri Lukescu? Aa biz bilmiyorduk falan mı oldu? Bak Lukescu olsaydı bu milli takım başında bu milli takım Avrupa Şampiyonası'na falan gidemezdi. Ben sana söyleyeyim. Gidemezdi. Şenol Güneş'in yani en azından bir Türk milli takım yani Türk bir insanın teknik direktör olması ruh açısından mesela çok akıllı bir şey yaptı. Emre Belözoğlu'yu kadroya aldı. Şimdi kaç tane antrenör alır? Doğru. 40 yaşına gelmiş neredeyse Emre Belözoğlu birdenbire milli takıma aldı. Ha oynamadı bugün ama oynadığı zamanlar faydalı oldu. Oynama dışında da Sinan bilir kamplarda değil mi etkisi olur abi, böyle oyuncuların. Abi, bunları tutmak bir adada tutmak ben bunu tamamen Şenol Güneş'in teknik açıdan baktığımızda tamamen Şenol Güneş'i de çok eleştiririm biliyorsun. Evet. Fakat bu tamamen başarı teknik adama verilecekse teknik direktör Şenol Güneş'in başarısıdır.
Ne öyle olsaydı, bu Lukescu olmasaydı ben de oraya bir 25 kişilik bir kadro çıkarırdım. 3 aşağı 5 yukarı da buna yakın olurdu. Belki 3 kişi fazla farklı olurdu, 5 kişi. Dolayısıyla milli takım bu ruhla oynuyorsa bu milli takımı ruhla oynatan teknik heyet vardır. Gidemese ne yapacaktık? Şenol Güneş'i yerden yere vurmayacak mıydım? Yapamadın, beceremedin, etmedin. Gidiyorsa bir numaralı burada başarı sahibi Sayın Şenol Güneş'tir. Ama tekrar söylüyorum. Bizim öyle olağanüstü bir kadromuz falan yok. Onu söyleyeyim. Bir son dakika yani gelişmesi vereyim. Bugün Arnavutluğa maç mesela hata yaptı İzlanda takımı. Biz yapmadık. Mesela biz Arnavutluğa maç kaybetmedik. 2 maç 6 puanla geçtik. Ama İzlanda gitti Arnavutluğa yenildi. Bir sürpriz sonuçta. Öyle değil mi hocam? Dolayısıyla küçük küçük farklarla mesela Fransa'dan da mağlup olacağımız bir maçtı. Muhteşem bir golle falan döndük. Dolayısıyla ben söylüyorum, Andorra maçını hatırlayın, burada 90'da gol attık Beşiktaş statında. Arnavutluk maçı daha bir ay önce Fener statında bitmiş maç, 90. dakika kalecileri çarpmıştı. Arnavutluk o ana kadar 3-5 gol kaçırdı, yani maç gidiyordu. Dolayısıyla can havliyle oynayarak kazanabiliyor milli takım, can havliyle. Doğru. Bütün maçlarda böyle can havliyle oynanır mı, ona bakacağız. Bir tek avantajımız var, sen dedin ya çeşitli ülkelerde oynanacak. Bu bizim için avantajdır. Çünkü hangi ülkede oynanırsa oynansın, Türk seyircisi, Avrupa'daki özellikle Türkler maçlara ağırlığını koyacaktır. Değil mi Ümit sen oraya? Onun için bizim her takımdan daha çok seyircimiz olacak Avrupa'nın çeşitli işte şehirlerinde, ülkelerinde bu maçlar oynanırken. Seyircinin bu itelemesi, bu ruhla daha önceki Avrupa Kupası'nda Fatih Hoca'yla elde ettiğimiz bir üçüncülük var. Şenol evet. Güneş'te bir dünya üçüncülüğümüz var. Öyle bir şey yapabiliriz. Ama dediğim gibi her maç nabızlar 180'de oynayacaksın. Ölümüne oynayacak. Bu takımın öyle normal, öyle alayım, vereyim, oynayayım deme lüksü yok. Bu takım koşacak, ölecek, parçalayacak kendini. Anca öyle skor alır, söylüyorum. Ben çok büyük bir kalitesi olduğunu düşünmüyorum. Ümit Karan'a geleceğim, Ümit Hocam'a geleceğim. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinden döndü. Ayağının tozuyla milli maça girdi. Maç başladıktan 1-2 dakika sonra statta yerini aldı, protokoldeki yerini aldı. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türk milli takımının soyunma odasına indiğini söylüyorlar. Tebrik için Şenol Güneş ve futbolcuları, teknik heyeti, tüm heyeti orada federasyon başkanıyla beraber, beraberindekilerle beraber, Sayın Muharrem Kasapoğlu ile beraber birlikte tebrik etmeye inmişler. Onun da altını çizerek belirtelim. Merkez Hakem Komitesi Başkanı Zekeriya Alp'i görüyoruz. Beraberindeki heyet ve işte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve yanında Sayın Bakan ve Sayın Federasyon Başkanı. Ümit Hocam, nedir manşetiniz bu karşılaşmayla ilgili? Çılgın gençler. Çılgın gençler. Hakikaten şu A milli takım forması giymek, yani ben onu düşündüğüm zaman hala heyecanlanıyorum. Yani ilk günümü hatırlıyorum o formayı giydiğim zaman. Yani abim bir şey dedi, yani o sağ çocuklar o sahada ölüler o formayı. Onu bunu bize belli ediyorlar. O yüzden bu taraftar arkasında duruyor bu takımın. Ben bu takımdan çok keyif alıyorum. Pas yapıyor, oynuyor, hızlı oynuyor. Dikine top oynuyor, şut çekiyor. Defans yapıyor. Defans, zaten şu anki defans, Türkiye'deki bir takım bu dörtlü defansı alsa 5 sene şampiyon. Bu dörtlüyü al, 5 sene şampiyonsun Türkiye'de. Doğru. Bak net söylüyorum. Yani inanılmaz. Ya ben çok mutluyum, çok gururluyum. Zaten geç kalacaktım neredeyse programı, maçı seyretmekten kalkamadım yerimden. Ama hakikaten çocukları tebrik ediyorum. Şenol Hoca'yı tebrik ediyorum. Futbol anlamında, futboldan bakıldığı zaman hakikaten her şey yaptılar. Mücadele etti, hırslılar. Sana bir tek konuda katılmıyorum. 60'tan sonra İzlanda düştü. Yürüyecek halleri yoktu. 60'tan sonra bizim takım oynamaya başladı. Demek ki çocukların bir yerinde. Bir dakikalık bir reklamımız var. 60 saniye. Evet. Çok küçük bir reklamımız var. Girelim, hemen çıkalım. Türk Telekom'a gideceğiz.